Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav. Ben muhtemelen Türkiye'deki ilk defa yapılan Samsung Galaxy A70'in detaylı olarak incelemesini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Samsung Galaxy A70 incelemesine geçmeden evvel biraz Samsung'un aslında bu durumdaki bu pozisyonundan biraz bahsetmek lazım. Biliyorsunuz Samsung Galaxy A serisiyle, J serisiyle, Çin için üretilen Jehun'un C'si, Galaxy C serisiyle ve Galaxy 10 serisiyle orta segment pazarını ciddi anlamda domine eden bir firmaydı. Fakat 2018 yılında maalesef bir inovasyon tarafında sıkıntı yaşamaya başladılar ve inovasyon geliştiremediler. Yeni bir işlemci tanıtamadılar. Aynen Huawei'in şu an yaşadığı durum gibi bir durum yaşadılar. Ve bundan dolayı da ciddi anlamda bir pazar kaybına sebebiyet verdi. En azından Samsung tarafında orta segmentte. Belki Umbrella Games tarafında çok büyük problem yaşamadılar ama orta segment pazarında ciddi anlamda bir değer demeyelim ama bir satış rakamlarında gerileme yaşadığını söyleyebiliriz Samsung'un. Fakat Samsung daha sonra ya bizleri ne yapıyoruz abi? Biz dünyanın en büyük üreticisiyiz ve biraz kendimize gelmemiz lazım dedi. Tabii ki Galaxy aile de arkadaşlar. Şu an Galaxy A50 de burada. Galaxy A50'deki Exynos 9610 yonga setiyle 10 nanometre üretim sürecine sahip bir yonga seti ve bu yonga setiyle beraber Galaxy A50 ile karşımıza çıktı. Galaxy A50 bence orta segmentte ki bugün fiyat tarafına baktığınız zaman da çok başarılı bir telefon. Hala çok başarılı bir telefon. Fakat Samsung Galaxy A70 ile Samsung bugün bir üst segmenti daha hedeflediğini gösterdi ve o pazarı da yani amiral gemisi telefonların altındaki o pazarı da ciddi anlamda doldurabileceğini de bize söyledi. Bu telefonda Samsung bence çok doğru bir işe imza atmış ve Exynos 9610 yerine ki baktığınızda Huawei mesela Kirin 710 diye bir yonga seti yaptı. Yani bugün tüm Honor telefonlar, tüm Huawei orta segment telefonlarda bu işlemciyi görüyoruz ama Samsung öyle yapmayarak demiş ki ya arkadaş ben Qualcomm'un madem çok iyi bir işlemcisi var, yeni nesil 480, Cryo 485 çekirdekten oluşan, yanlış söylemiyoruz hatırlamıyorsam arkadaşlar, bu çekirdekten oluşan bir yonga setine sahip Snapdragon 675 yonga seti varken bunu kullanayım. En azından Exynos 9610 A50'de kalsın ama ben Snapdragon 675'i de bir seçenek insanlara sunayım demiş. Burada Samsung'u ben gerçekten tebrik ediyorum. Çok doğru bir şekilde işe imza attığını görüyoruz. Şimdi Exynos 9610 yerine Snapdragon 675'in seçilmesi şurada da şöyle bir performans tarafında şöyle bir güzellik sağlıyor bize. Bu telefon gerçekten hem enerji verimliliği tarafında çok yüksek. Gerçekten zaten pil testini yaptık. Bunu da mutlaka izleyin. Çok iyi sonuçlara imza attı enerji verimliliği de. Bunun yanında performans tarafında da mesela PUBG gibi bir oyunu arkadaşlar en üst seviyede açtı. Yani en yüksek ayarlarda açabilme başarısını da sağladı. Bugün baktığımız zaman orta segment telefonlarda ben en yüksek ayarlarda PUBG'nin açıldığını çok az telefonda gördüm. Bu telefonda bunlardan bir tanesi, gerçekten Samsung'u tebrik etmek lazım. Galaxy A70 bence burada orta segment pazarına ciddi anlamda bir boşluğu dolduracak diye düşünüyorum. Telefon büyük bir telefon arkadaşlar. 6.7 inçlik devasa bir ekrana sahip. Fakat bu telefonda şunu da söylemek lazım. Ya bu ekranlar artık gözümüzde alıştı. Çünkü bu 19.5-9 ekran kasa oranlarıyla çentiksiz tasarımı ki bunda damla çentik denilen ama ben buna damla çentik değil mi? Infinity U diyorum ben buna. Infinity U ekranlarla arkadaşlar bu telefonlar bize artık ekran kasa tarafı oranında ciddi anlamda böyle %80'in üzerine çıktığı için pek de böyle 6.7 inçmiş gibi gelmiyor. Eskiden hatırlarsanız arkadaşlar 7 inç tabletler var. Tablet kullanıyorduk 7 inçli ama tabii ki çerçeveleriyle 16'ya 9 formatlarıyla o telefon ekranlar çok bize bunlara göre çok büyüktü arkadaşlar ama bunlar dediğim gibi artık o tablet seviyesindeki ekranlara gelmesine rağmen hala arkadaşlar kodun cebine çok rahat girebiliyor ya da böyle işte montunuz varken montunun cebine çok rahat bir şey koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Telefonla ilgili benim yine A70 ile ilgili söyleyeceğim şeylerin bir tanesi de şu. Bu telefonda kameraların değiştiğini görüyoruz. Biliyorsunuz Samsung Galaxy A50'nin yapmıştı 25 megapiksel bir kamera sistemi kullanmıştı. Hem önde hem arkada. Bundaysa 32 megapiksel kamera sistemine geçiş yapıyor. Hem önde hem arkada 32 megapiksel bir ana kameramız var. Ki ben şunu çok net söyleyeyim. Bakın testini yaptım ben bu telefonun. Şimdi bu telefonda 32 megapiksel bu kamera sensörünün özellikle ön kamerada büyük bir değişiklik yarattığını rahatlıkla söyleyebilirim. Arka kamerada zaten hatta geçen gece şöyle bir şey paylaştım. Dedim ki yani Galaxy A70 gece çok iyi falan filan diye bir şey paylaştım. Gerçekten gece çok iyi fotoğraf çekiyor. Yani bu f1.7 diyafram değeri orta segmentte bence tam olarak bu telefonun sensörünü çok iyi besleyebilen bir diyafram olmuş. Diyafram çok açık olur ama sensör dediğim gibi arkada yeterli miktarda büyüklük sağlamazsa dediğim gibi o diyaframın çok fazla açılmasının, çok fazla ışık almasının bir esprisi yok. Ama Samsung Galaxy A70'te gerçekten de 32 megapiksel kamerasıyla hem önde hem de arkada bence amiral gemisi telefonların bile herhalde üzerinde belki söylersek yanlış bir şey olmayacak. Gerçekten bir performans sağlıyor. Ben Galaxy A70'in bu kadar başarılı performans sergileyeceğine inanın telefonu kutusundan çıkarttığım zaman düşünmemiştim. Ama kamera tarafında eğer orta segmentte iddialı bir telefon arıyorsunuz ki
Kesinlikle ama kesin Galaxy A70 öneririm. Galaxy A70'in bence en dikkat çekici yönlerinden bir tanesi kutusundan çıkarttığım andan beri aşık olduğum rengi. Kesinlikle ama kesinlikle rengine çok bayıldım. Bu telefonun rengini coral, yani bu mercan denilen bir renk olduğunu söylüyor Samsung ve bu renge baktığınız zaman ben bugüne kadar hiç böyle bir renkle karşılaşmamıştım. Biraz böyle pudra rengi gibi bir renk arkadaşlar. Yani pudra pembesi mi diyorlar bunu artık, ne diyorlar kadınlar bilemiyorum ama o renkte bir telefon. Ben telefonun rengini gerçekten çok beğendim. Yani bu telefonun rengini herkes belki sevmeyebilir. Herkes belki kullanmayabilir. Yani mesela insana diyebilir ki abi ben mavi telefon kullanmak istiyorum diyebilir. Samsung Galaxy A50'de böyle. Ama bu telefonun kesinlikle ama kesinlikle rengini çok beğendiğimi söylemeliyim. Telefonda arkada 32 megapiksel bir ana kamera olduğunu söyledik. Bunun yanında neyimiz var? 5 megapiksel derinlik sensörümüz var ve bir de 8 megapiksel geniş açı sensörümüz var arkadaşlar. Bunların nasıl bir performansı imza attığını zaten kamera tarafında sizlere göstereceğim. Telefonun 128 GB hafızası olduğunu söyleyeyim. Galaxy A50'den en büyük farkı da bu. Onda biliyorsunuz 64 GB vardı. Bunda 128 GB hafıza var. Aynen Galaxy A9'da olduğu gibi bunda da 128 GB hafıza kullanılmış. Ama bu telefonda 6 GB sistem belleği kullanılmış. Bu telefonun 8 GB'lık versiyonu da var ama Türkiye'ye gelmedi. Çünkü biliyorsunuz fiyatlar ÖTV şudur budur. Gerçekten hani üreticileri de çok fazla zorluyor. Umarım dediğim gibi bu telefonlar artık ÖTV'ler şunlar bunlar falan, alım gücümüz gerçekten de çok düştü. Ama telefon alırken artık ben şunu görüyorum. Birçok insanın abi çok iyi, bundan sonra inceleyip sık dokunmamız lazım. Lütfen bu konuda yardımcı ol diyorsunuz. Ben de telefonları detaylı bir şekilde sizlere anlattığım için burada dediğim gibi en doğru incelemenin en doğru sonucunu da bizim yaptığımıza inanıyorum. Telefonun kullanımı ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani ben bu telefonu kullanırken, Samsung Galaxy A70 kullanırken A50'den bir fark almadım. Samsung Galaxy S10 Plus'tan da bir fark almadım. Samsung Galaxy S10 E'den de bir farklı bir bende hissiyat oluşturmadı. Yani Samsung'un One UI arayüzü İlk etapta bana biraz şey gelmişti, böyle kullanmayla ilgili bir sıkıntı vardı. Ya ulan tam alışamadım ben buna falan filan demiştim ama şu anda artık arkadaşlar çok fazla uzun süre Samsung telefon kullandığım için buna alıştığımı rahatlıkla söyleyebilirim. One UI arayüzü mükemmel bir şekilde akıyor. En ufak bir problem yok arkadaşlar. Yani Samsung dediğim gibi burada arayüzünü değiştirmeli bence kesinlikle ama kesinlikle doğru bir karar vermiş. Ben burada geçtiğimiz dönemlerde Samsung'un bu One UI arayüzünü acaba değiştirmese miydi, eski arayüze devam etse miydi falan filan demiştim ama kesinlikle ama kesinlikle çok daha iyi bir arayüze karşı kaldığımızı düşünüyorum. Zaten ben geçtiğimiz dönemde Samsung'un One UI arayüzünü size çok iyi bir şekilde anlattığım bir videom vardı. Hatta onu da yukarıda bir yerde paylaşalım. Mutlaka onu da izleyin. Kesinlikle ama kesinlikle bu telefonun One UI arayüzünün bize ne sunduğunu orada çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Telefonun arayüzünden, pil performansından tek kelimeyle inanılmaz memnun olduğumu söylemem lazım. Telefonun bugün 3400 seviyesine satıldığını görüyoruz. Yani bu tarih itibariyle 3400 seviyesine satılıyor. Mutlaka daha sonra belki ilerleyen dönemler, ilerleyen aylarda belki düşme yaşayacaktır. Belki de yükselme yaşayacaktır arkadaşlar, bilmiyorum ama şu anda bu seviyelerden 3400 seviyesinde bana soruyorsunuz. Abi hani hangi telefon alsak bizi memnun eder diyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle Samsung Galaxy A70 öneriyorum. Özellikle bu rengine bayıldım. Şimdi telefon tasarımına yakından bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz tasarım tarafında telefon gerçekten şu ışık hüzmesini yaratarak bence kesinlikle ama kesinlikle tasarım tarafında sadece bunu anlatabiliriz. Çok başarılı görünüyor. Ve telefonun arka tarafında 3 tane kameramız var. Telefonlar tabii ki ana kameramız var. 8 megapiksel geniş açı kameramız var arkadaşlar. Ortadaki 32 megapiksel ana kameramız. F1.7 diyafram değerine sahip olduğunu söylemiştim. Ve üst tarafta da 5 megapiksel bokeh efekti yapan bir kameramız var. Telefonların direkt bir kamera yapısı bu. Ön tarafta da 32 megapiksel değerinde çok güzel bir kameramız var. Gerçekten çok güzel bir kamera arkadaşlar. Yani zaten bunu biraz sonra size kamera tarafında göstereceğim ne sunduğunu. Zaten siz kendiniz karar vereceksiniz diye düşünüyorum. Telefonun dediğim gibi arka taraftan baktığımız zaman çok güzel bir rengi olduğunu düşünüyorum. Yani şu özellikle bu ışık hüzmesi falan gerçekten güzel görünüyor arkadaşlar. Tabii ki sizin takdiriniz bu ama ben bu telefon hem renginden hem de bu şekildeki bu ışık oyunundan oldukça memnun kaldığımı belirtebilirim. Telefon oldukça güzel bir şekilde arka tarafta da bu cam bir malzeme kullanılmış ama bu Gorilla Glass cam değil arkadaşlar, bunları söyleyeyim. Bu telefonlarda özel temperli bir cam var ve bu güzel bir şekilde koruma sağlayabiliyor. Telefonun yan tarafına baktığımız zaman ses açma kapama butonlarını ve güç tuşunu burada yan tarafta konuşlandığını görüyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim, yan taraftaki bu çerçevelerin bu bronz rengi oldukça başarılı bir şekilde telefonun daha kaliteli ve premium görünmesini de sağladığını belirtelim. Gerçekten Samsung tasarım ekibi yememiş içmemiş böyle bir güzellik sunmuş. Üst tarafta bir gürültü engelleyici mikrofon var. Yan tarafta tabii ki hafıza kartını koyduğumuz ve sim kartını koyduğumuz bir çekmecemiz bulunuyor. Alt tarafa baktığımız zaman Samsung'un vazgeçmediği 3.5 mm kulak girişimizi, tip C girişimizi ve mono hoparlörü ve mikrofonu da burada görüyoruz arkadaşlar. Telefon ön taraftan baktığımız zaman da hemen şöyle göstereyim. Ekranı da şu anda bunun ekranı acaba
sonuna kadar açarsak herhalde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Telefon ekranını şu an sonuna kadar açtığımızda dediğim gibi gerçekten güzel görünüyor. Yani en ufak bir problemle karşılaşmıyoruz. Ve telefon dediğim gibi ekran tarafında 2400'e 1080 piksel Full HD Plus bir çözünürlük sunuyor. Ve ben dediğim gibi son dönemde gördüğüm en başarılı ekranlardan bir tanesi. Samsung AMOLED ekranlar ciddi anlamda geliştirdi ve bugün bu son haliyle karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi şu an bu telefondaki bu ekranı benim Samsung Galaxy S10 Plus'tan en azından ilk etapta ayırmam çok da dediğim gibi mümkün görünmüyor. Evet, belki o HDR10 Plus'lar şunlar bunlar falan filan var. Bir şey söylemiyorum. O tarafta çok başka bir teknoloji var ama bu telefonlar dediğim gibi son kullanıcı açısından tek kelimeyle çok ama çok başarılı. Samsung bu noktada doğru yolda ilerliyor. Benim bu telefonla ilgili ya da Samsung'a genel anlamda yapabileceğim bir eleştiri şu yan taraftaki bu siyahlıkların bir an evvel bunların kaldırılması. Bunları biraz daha inceltebilirse Samsung bence çok daha başka bir noktaya tasarım gidebilir. Yüzde o zaman aynen Oppo Reno serisinde olduğu gibi %90'ın üzerine ekran kasa oranı tarafında çıkabileceğini düşünüyorum. Benim telefonla ilgili genel anlamda söyleyeceğim şeyler tasarımla ilgili bu. Hadi gelin şimdi kısaca her zaman söyledik ama yine de bir arayüzünü göstermesek olmaz. Arayüz tarafında herhalde en çok fazla merak edilen şeylerden bir tanesi ekrandan parmak izi okuma sensörü. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar, ekrandan parmak izi okuma sensörü ekran kapalıyken de ekrana dokunduğunuz zaman parmak izi okuma sensörü rahat bir şekilde çalışıyor. Yani biraz yavaş mı diyorsanız bence mutlaka güncelleme ihtiyacı var. Samsung'un yani şu anda evet birçok şeyini övüyoruz Samsung'un. Birçok şeyini aslında övüyoruz demeyelim ama birçok özelliğini beğeniyoruz. Ama dediğim gibi parmak izi okuma sensörü tarafında Samsung'un alması gereken yol kesinlikle ama kesinlikle biraz daha var arkadaşlar. Aslında okuma tarafında çok fazla bir şey yok ama açılma süresi tarafında Samsung'un biraz daha kendini iyileştirmesi lazım diye düşünüyorum. Ama yüz tanıma mesela şu an arkadaşlar. Evet. Şu ana bakıyorum. Yüz tanıma dediğim gibi bu şekilde çalışıyor. Yüz tanımada da ne derseniz deyin biraz daha hızlanmaya ihtiyacı var mı? Artık bu da sizin takdiriniz ama hem yüz tanımada da hem de parmak izi okuma tarafında da biraz daha hızlı açılmaya telefonun ihtiyacı var. Ben bunu en azından bu telefon evet söylüyoruz. Her şeyinin çok iyi olduğunu, ekranının, tasarımının, işlemcisinin ve hafıza ve RAM tercihlerinin çok doğru olduğunu söylüyoruz ama eksiklerini de söylememiz lazım arkadaşlar. Biraz daha dediğim gibi bu çerçevelerin, siyahlıkların biraz daha yok edilmesi ve parmak iziyle yüz tanımanın biraz daha hızlandırılmaya ihtiyacı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Telefonun arayüzüne girdiğimiz zaman tabii ki klasik bir arayüzle karşı karşıya kalıyoruz ve bu şekilde tek elle kullanıma biraz daha uygun bir arayüzle karşı karşıyayız. Bu dediğim gibi Samsung'un artık yeni nesil One UI arayüzüyle beraber gelen bir arayüzü. Telefonda ilgili dediğim gibi benim arayüzü zaten defalarca anlattım arkadaşlar. Çok fazla burada anlatabileceğim bir şey yok ama burada artık Android 9 ile beraber bu dijital sağlık diye bir özellik geldi. Bu dijital sağlıktan da telefon ne yaptığınızı arkadaşlar görebilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela ben bugün telefonda 4 saat 7 dakika kullanmışım. YouTube ve PUBG'yi hayatımı PUBG'yi oynayarak geçirmişim bugün. Gerçekten öyle oldu biraz. Çünkü test yaptık arkadaşlar. Test yaparken de PUBG'yi ciddi anlamda kullandık. Burada dediğim gibi bu özelliği gösterebilirim size. Çok da fazla dediğim gibi bir şey aktararak kafanızı da bulandırmak istemiyorum ama zaten One UI arayüzü şu anda bu telefonda neyse inanın Samsung Galaxy A30'da da o, Galaxy A50'de de o ya da Samsung Galaxy S10 Plus gibi bir telefonda da o. Çok güzel ve en ufak bir problemle karşı karşıya kalmadığınız bir arayüz. Ha şunu söyleyebilirim. Ya bunu belki soran arkadaşlarım olabilir. Navigasyon tuşuyla ilgili sorabilirler mesela. Hemen navigasyon durumu buraya navigasyon yazdığımız zaman ki bunu bana soruyoruz. Abone bunu nasıl yapıyorsun diye. Navigasyon çubuğuna bastığımız zaman arkadaşlar bu navigasyon çubuğunda sizin bunu nasıl idare etmeniz gerektiğini buradan anlatabiliyorsunuz. Yani dilerseniz normal eskisi gibi navigasyon tuşuyla ya da şu an benim kullandığım gibi tam ekran hareketleriyle bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada bence tam ekranın daha net bir şey kullanabilmesiyle bu ekranın ben daha çok beğendiğimi söylemem lazım. Ben böyle kullanıyorum ama ben yok abi ben sanal tuş kullanmak istiyorum diyorsanız sanal tuşları da buraya ekleyebiliyorsunuz. Benim telefonun arayüzüyle ilgili genel anlamda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Çok dediğim gibi anlatarak saatlerde sizin dediğim gibi vaktinizi de almak istemiyorum. Zaten çok 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 anlattık. Bunu eski videolarda da var. Mutlaka açın izleyin. Hadi gelin şimdi telefonun biraz da kamera arayüzüne bakalım. Telefonun kamera arayüzünü hemen açacağım. Size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani gerçekten telefonda arkadaşlar adamlar Amiral Games telefonuna ne koydularsa buna da bu özelliği koymuşlar. Sadece ön kameranın 4K çekimi özelliği yok. Amiral Games telefonlara göre, Galaxy S10 serisine göre ama tüm özellikleri buraya koyduğunu görüyoruz. İşte panorama özelliği var, pro özelliği var, canlı odak var arkadaşlar. Bunun zaten nasıl bir performans olduğunu göreceksiniz. Burada dediğim gibi ne yapıyor? İkinci kamera devreye giriyor ve arka tarafın bokeh efektini sağlanıyor. Normal fotoğraf özelliğimiz var. Burada arkadaşlar baktığımız zaman görsel zeka açık ya da görsel zeka kapalı diye bir mod var. Bu görsel zekanın da kesinlikle ama kesinlikle biraz geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar.
arkadaşlar. Buradan geniş açıya geçiş yapabiliyoruz ya da normal açıda çekim yapabiliyoruz. Bunların örneklerini göstereceğim. Video moduna geçiyoruz. Burada video çekim yapıyoruz. Ultra ağır çekim var. Ağır çekim modu var arkadaşlar ve timelapse'lerimiz bu hiper geçiş özelliği telefonda yer alıyor. AR emojileri de var arkadaşlar. Bu AR emojilerini de biliyorsunuz zaten bunun ne işe yaradığını. Bunları yıllardan beri anlatıyoruz. AR emojileri de kendi emojinizi oluşturarak karşı tarafa eğlenceli emojiler göndermeniz sağlanmış. Hemen telefon ön tarafa geçtiğimiz zaman da hatta bu AR emojilerini kapatırsak daha iyi olacak. Ön kameraya geçtiğimiz zaman da yine canlı odak var arkadaşlar. Fotoğraf modumuz var ve video modumuz var. Burada en güzel şeylerden bir tanesi fotoğraf modunda geniş açıyla da fotoğraf çekebilmemize olanak sağlanmış. Bu güzel bir özellik, güzel bir detay. Ben bu detayı oldukça beğendim. Ve bu detayda arkadaşlar hem bunda geniş açıda video da çekebiliyoruz. Bunu da söyleyelim. Ve ne yapabiliyoruz? Buradan farklı şekillerde arkadaşlar efektlerle fotoğraf telefonumuzun daha iyi bir şekilde fotoğraf çekilmemize olanak sağlanıyor. 9'a 16 formatında ya da arkadaşlar 1:1 formatında çekim yapıp bunu Instagram'a direkt atabiliyoruz. Ya da arkadaşlar full ekranı tamamen kullanmamızda olanak sağlanmış. Telefonun kamera detayları bunlar. Çok dediğim gibi aktararak yani sizin kafanıza çok fazla karıştırmak istemiyorum ama dediğim kolayca selfie çek diye bir şey var arkadaşlar. Bunu isterseniz kameranızın görebileceğiniz bir yerde tutarsanız arkadaşlar avucunuzda. Gördüğünüz gibi buradan zaman taraması yapıp direkt olarak fotoğrafınızı çekmeye olanak sağlanıyor arkadaşlar. Hatta şöyle şuradaki detayı görürseniz bakın gördünüz mü? O detay sizin dediğim gibi fotoğraf çekmenizi olarak sağlıyor. Bu dediğim gibi yüz tanıma kilidinde burada yüz tanıma burada çalışıyor. Yani benim telefonun genelde kamerasıyla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi gelin ne yapalım telefonda? Tabii bunda Instagram özelliği yok. Yani bu telefonlarda da bence Instagram özelliği mutlaka eklenmeli. Samsung umarım bu güncellemeyi bu telefonlara da verir. Çünkü bu telefonlar da özellikle alan gençler çok fazla sosyal medya kullanıyor. Benim telefonun kamerasıyla ilgili söyleyeceğim şeyler ve telefonun genel yapısıyla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Telefon tekrar söylüyorum. Bence 3400 TL seviyesine alınabilecek en doğru, en iyi telefonlardan bir tanesi. Telefona eğer arkadaşlar şu parmak izi okuma sensörüyle yüz tanıma tarafında bir güncelleme gelirse bence tadından yenmez. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Sizlere de buradan hoşça kal diyeyim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz abone olursanız arkadaşlar size çok teşekkür edeceğim. Umarım yorumlarla da katkıda bulunursunuz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.